ulusal ve uluslararası akademik araştırma programları ve bilim insanları desteklerine dair bilgilendirme ve eğitim toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, üniversitemiz adına açılış konuşmalarını yapmak üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ali Belge'yi sahneye davet ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, çok saygıdeğer konuklar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Ar-Ge bilimlerinin tanıtıldığı, kurum ile akademisyenler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen TÜBİTAK Üniversiteler ve Buluşu'nun adlı toplantıya hoş geldiniz. Ülkede gelişmişlik ve refah seviyeleri sahip oldukları bilgi ve teknolojiyle doğru orantılı olarak kabul ediliyor. Bu değerlere sahip olan ülkelerin globalleşen dünyadaki sahip olmuş oldukları katma değer herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ülkemiz de bu alanda kendine bir yer bulmak düşüncesiyle yaklaşık 50 yıl aşkın bir süredir bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini hayata geçirme çabası içerisinde. Bu konuda ilk somut adım 1960'lı yıllarda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun kurulması ile başlıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın 1. 5 yıllık kalkınma planında konuya ilgili ayrıntılı yer veriliyor. 1980'li yıllarda bir revizyon yapılıyor. 2000'li yıllara kadar bu revizyon çerçevesinde bilim ve teknoloji projeleri hayata geçirilmeye çalışılıyor. 2005 yılına kadar sanıyorum ayrıntılarını birazdan değerli konuklarımız sizlerle paylaşacaklar. Bu çerçevede çalışmalar devam ediyor. Asıl ivme 2005 yılından sonra kaydediliyor. O güne kadar gayri safi yurt içi hasıladan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan ödenek %1'in altında iken ki ideal olan %2'nin sanıyorum üstünde olması lazım. 2005 yılı itibariyle %1'lik oranları yakalıyoruz. Rektör yardımcımıza teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK adına konuşmalarını yapmak üzere Ar-Ge Başkan Vekili Doçent Doktor Sayın Necati Demir'i sahneye davet ediyorum. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı özellikle üniversitelerden, kamu enstitülerinden ve temel uygulama araştırma yapan özel sektörden proje önerilerini kabul eden, bunları değerlendiren, izleyen bir destek programları başkanlığı. Her bilim alanında gruplarımız var. Ayrıca projeleri yürüttüğümüz, sözleşmelerini yaptığımız, izlediğimiz Mali Denetlemen Sözleşmeler Ofisimiz var. Bilimlerin aksine 2005 yılından itibaren sosyal bilimler alanında da çok ciddi destekler veriyoruz. Ve bütçemizin neredeyse bazı seneler 3. sırada, bazı seneler 4. sırada sosyal bilimler alanına aktarıyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu slaytta bütün destek mekanizmalarımızı görmektesiniz. Biraz önce söyledim, ayrıntıya girmeyi hiç düşünmüyorum ama kısaca lokomotif programımız olarak bilinen, sizlerin de çok iyi bildiği bilimleri araştırma destek programı, yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ve teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla kurgulanmış bir program. Bu programda destek mekanizmasında yılda 120 bin liradan 3 yıla kadar 360 bin lira bütçeli projeniz için destek alabilirsiniz. Ve yılda 2 kez çağrıyla sistemi açarak başvuruları kabul ettiğimiz bu programda proje süresinin yarısı kadar ekstra almanız da mümkündür ilgili grubun uygun görmesi durumunda. 1002 hızlı destek programı olarak bilinen program, üniversitelerde ve araştırma hastanelerindeki kısa süreli küçük bütçeli projelere destek vermek amacıyla kurgulanmış bir program. Bu sene itibariyle bütçe limiti 30 bin liraya yükseltilmiş. Bu sayede söyleyip biraz durmak istiyorum. Ne yazık ki bizler fikirlerimizin korunması konusunda gerekli bilgilenmeye sahip değiliz. Çok güzel fikirlerimiz oluyor, ürünler üretiliyoruz ama bunları yayınladıktan sonra da projelendirdikten sonra iş işten geçmiş oluyor. Mülkiyet hakları, fikri mülkiyet hakları çok önemli bir konu. Biz bu konuda da teşvik veriyoruz 2006 yılından bu yana. Şu anda akademisyenlerimiz değil, sokakta dolaşan herhangi bir vatandaşımız, fikri var diyen herkes açıkçası patent tersine başvurup bir şekli uygunluk belgesi alması durumunda biz kendi adına patent tersine 3 bin lira gibi bir rakam gönderiyoruz ve inceleme raporlarının masraflarında bu para kullanılıyor. Ayrıca kendi vekiline ya da hukuk bürosuna vekaletini kim yürütüyorsa danışmanına da 450 lira gibi vekil ücreti ödüyoruz. Genel olarak bütün programlarımıza baktığınız zaman şu anda 1001 projesi, 1002 projesi, kariyer projesi ve evren projelerini online olarak senede 2 kez başvurularını alıyoruz. Kamak Saptak projelerimiz birkaç aydır durmuştu. Önümüzdeki itibariyle bu projelerimizle de tekrar çağrıya çıkacağız. Ama eskiden olduğu gibi hocalarımız kendi
projelerini müşteri kuruluş üzerinden bize vermeyecekler. Biz müşteri kuruluşlarına ihtiyaçlarını soruyoruz, şu anda sorguluyoruz. Diyelim ki Sağlık Bakanlığı ihtiyaçları belirlendi. O alanlarda biz çareye çıkacağız. O ihtiyacı en iyi kim verecekse ona destek vereceğiz. Böyle bir mantık değişikliğine gidildi. Yine burada bu tüm destek mekanizmalarımıza baktığımızda önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde tüm programlarımızda başvurular artık online olarak yapılacak. Bir de proje yürütücüsü olan hocalarımıza bir müjdem var. Bu aydan itibaren, Mayıs ayı itibariyle artık gelişme raporlarınızı, sonuç raporlarınızı bize postlara göndermek zorunda kalmayacaksınız. Bu konuda da artık online sistem üzerinden raporlarınızı bize ileteceksiniz. Ayrıca projenizi takip eden grubunuza bir dilekçe yazmak istediğiniz zaman da yine bunu online sistem üzerinden bize göndereceksiniz. Ekim ayı itibariyle bunu mecburi kılacağız. O yüzden gelişme raporlarınızı ve sonuç raporlarınızı lütfen vaktinden önce sistemi yüklemeyi ihmal etmeyin. Sunumlarını yapmak üzere Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Ulutaş'ı sahneye davet ediyorum. Ön hazırlık gerçekten çok önemli projede. Çünkü TÜBİTAK projesi aslında araştırmanın da disipline edildiği bir projedir. Aslında araştırmanın gerçekten çok disipline edildiği bir ortam. O yüzden de bir background'ımızın olması gerekiyor. Bana göre bu background 3 temel alandaydı. Bunun bir tanesi proje konusuydu. Proje konusunun çok iyi, yani özgün devre olması gerekiyordu. Bir alana hizmet etmesi, yani bir sorunu çözmesi olabilir ya da bilimsel katkı sağlaması noktasında değerlendirilmesi gerekiyordu. Proje ekibinin, Necati Bey de söylediği gerçekten çok iyi irdelenmesi gerekiyordu. Çünkü multidisipliner bir çalışma yapıyorsunuz ve tarihler, evet proje çıkıyor, benim bütçe alıyorsunuz ama belli tarihlerde bulunuyorsunuz. Yani bu tarifleri yapmak üzere yola çıkıyorsunuz. O yüzden de bu süreçte gerçekten bu projeye katkı sağlayacak, destek sağlayacak bir ekiple çalışmak, projenin ön hazırlığında bu ekibin belirlenmesi önemli bir noktaydı. Bir de prosedür kısmı vardı. Prosedür kısmında az önce yine Necati Bey'in belirttiği gibi işte RBC'ye olmanız gerekiyor, buradan özgeçmişi sağlamanız gerekiyor. Etik kurulu aslında bu prosedür kısmında, yani proje kısmında vermeniz gereken ama ben onu aslında hazırlık aşamasında yaşadığım sorunlar noktasına dile getirmek istiyorum. Çünkü aslında hazırlık aşamasında sorun yaşamak istemiyorsanız hazırlık yapmanız gerekiyor. Yani işin özü burada. Ben proje yapacağım, oturup yarım saat, bir saat, üç saat, beş saat, bir hafta gibi bir süreçte maalesef bir tane projesi olmuyor. Çünkü ben bunu dediğim gibi 4 defa denedim, 5.'de çıktı. Bu süreçleri çok net olarak gördüm, değerlendirdim. Burada en çok karşılaşılan sorun etik kurulu ilişkili yaşadım. Etik kurulu yaşadığım sorun derken üniversitemizin etik kurulundan böyle bir sorun yaşamadım. Ama ilk verdiğim projede işte bir tedavi grupları oluşturmuştum. Panelistlerden bana bir eleştiri geldi. Özgün değer. Belli noktada belirtilmişti. Ama yeni bir grup eklenmem isteniyordu. Sonuçlarım daha sağlam. Ama o grupta tedavi edilmeyen bir gruptu. Ve ben bunun için yeniden bir etik kurul kararı almam gerekiyordu. Ama maalesef tedavi edilmeyen bir grup bırakmam da etik değildi. O yüzden burada ciddi bir sıkıntı yaşadık. Daha sonra şansım o dönem başvurduğum hastalığın süreci aslında ölüme neden olmuyor. Daha sonra subklinik seyrediyor. Yani bunu göstermeden seyrettiği için etik kurulda görüşmelerimiz neticesinde alabildim. Ama bu bir sorun olarak yaşadığım projem sırasındaki kısım. İkincisi, elektronik başvuru gerçekten son güne bırakıyoruz. Tabii son gün uyuyma kilitleniyor. Bununla bağlantılı oluyor. O yüzden mesela ilk projemde ben de son gün başvuranlardandım. İkinci projemde o yoğunluğu yaşadığım için başvurduğumda Anadolu Dağı'nda yine bir başka arkadaşımla birlikte proje veriyorduk. Geceliğin 12'de gittik. Yani bir gün önce 12'de gittik. Hani daha az yoğunluk olur düşüncesiyle. O gün yaptık. Gerçekten ertesi gün son gün yoğunluğunu en azından yaşamamış olduk. Bu iki nokta en sıkıntılı olarak değerlendirdiğim, benim en azından yaşadığım problemler diye belirtebilirim. Aslı Mural'ı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. İsmim Aslı Mural. TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde yaklaşık 1-3 yıldır çalışıyorsunuz. Siz projelerden de fon alma hakkına sahipsiniz. Peki neden uluslararası projeler yapmalıyız? Öncelikle bilgi ve zaman açısından, bilgi ve zaman kazanımı açısından uluslararası projeler çok önemli. Avrupa'daki ve dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelme şansına sahipsiniz. Bu şekilde bilgi ve deneyiminizi paylaşma şansına sahipsiniz.
alanınızla ilgili en iyi ekip ve konsorsiyum ile tek başınıza elde edemeyeceğiniz bilginin daha fazlasını daha kısa zamanda elde etme şansına sahipsiniz. Mevcut olan riskleri azaltarak alanınızdaki en son teknolojiye daha hızlı erişim sağlama şansına sahipsiniz. Bunun dışında rakiplerinizle aynı masaya oturarak, onlar işbirliği yaparak onların stratejileri hakkında bilgiyi kazanma şansına sahipsiniz. Tabii ki uluslararası programlarına TÜBİTAK katılıyor. Onlar için belirli katkı payları ödüyor. Ve buradaki fon kaynaklarını da kullanmanız bizim açımızdan çok önemli. Bu yüzden bu tarz etkinliklerden, mutlaka uluslararası programlardan bahsediyoruz. Alacağınız fon tabii ki pazara projenizin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, projenizdeki risk oranına bağlı olarak %50 ila %100 arasında değişebiliyor. Hemen hemen hepsine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz ama tabii en önemlisi en alttaki ülkemizin çıkarları doğrultusunda uluslararası bilim teknoloji yeniliği işbirliklerinin etkinleştirilmesi. Uluslararası İşbirliği İdare Başkanlığımızda iki tip programlar yürütülüyor. İki uluslararası programlar yürütülüyor. Birincisi ikili işbirliği programları. Burada tabii TÜBİTAK'ın eşleniği kuruluşlarla yaptığı işbirlikleri, ARGE işbirlikleri söz konusu. Kırmızı renkli gördüğünüz ülkelerde TÜBİTAK mevcut programları var, işbirliği programları var. Yeşil renkli olan ülkelerle de işbirliği geliştirmeye çalışmaları başlatılmış durumda. Bizim Bilim Sanatı Medali Başkanlığı 3 müdürlükler oluşuyor. Burslarımız yurt içi, yurt dışı olarak ayrıldığı için müdürlüklerimizde yurt içi burslar müdürlüğü, yurt dışı burslar müdürlüğü, ödemelerden sorumlu sözleşmeler müdürlüğümüz var. Gene ayda bir toplanan ve bursiyerlerin belirlenmesinden sorumlu olan bilet değerlendirme destekleme kurulumuz mevcut. Bizim burslarımız ihtiyaç doğrultusunda verilen burslar değil, tamamen başarıya verilen ödül niteliğinde burslardır. Buradaki amaç bursiyerlerimizin yetkinliğini ve sayısını arttırmaktır. Şimdi gördüğünüz üzere toplam 33 burs ve destek programımız var. Bunlar ilk orta öğretim aşamasından başlayarak lisans, lisans üstü ve doktora sonrası tüm aşamaları kapsamaktadır. Bazı programlarımız 2013 yılında açılacak. Şu an henüz açılmamıştır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi zaten birazdan anlatacağım. Bugün burada daha çok doktora ve doktora sonrası burslar anlatılacak. Bununla birlikte anlatmak istediğim ilk program lisans öğrencilere yönelik olan yurt içi ve dışı araştırma projeleri destekleme programıdır. Bu program lisans öğrencilerini daha lisans düzeyde araştırma projesi hazırlamaya teşvik ediyor. Bunu anlatmamızın sebebi bunu sizin de bir kendinize proje deneyimi olarak görebilirsiniz. Burada siz öğrencilerinize danışmanlık yapıyorsunuz ve küçük bir bütçeyle küçük bir proje hazırlığında bulunuyorsunuz. Adnan Menderes Üniversitesi'ne ait bazı istatistikler var. Biz 2000-2005 arasında bize başvuruların Türkiye genelinde bakacak olursak %44'ünü desteklemişiz. Adnan Menderes Üniversitesi'nin ise %36'sını. 2006-2011 arasında başvuruların yarısı desteklenmiş. Hem Türkiye genelinde hem de Adnan Menderes genelinde bu şekilde olmuş. %45'lik bir orana sahip. Yine desteklerin dağılımına bakacak olursak en çok etkinlik desteklerinden faydalanılmış 2006-2011 arasında. Etkinlik kapsamında yapılan başvuruların %65'ini desteklemişiz. Araştırma açısından, araştırma kapsamında yapılan başvuruların yine %43'ü desteklenmiş. Eğitim burslarının ise %23'ünü desteklemişiz. 129 üniversite arasında Adnan Menderes Üniversitesi 47. sırada yer almakta şu an. Ege bölgesi içerisinde Aydın'ın önüne bakacak olursak 2003'te en büyük bayağı Manisa sahipmiş. Ancak bu 2011'de daha orantılı bir dağılım göstermiş ve tüm illerimiz birbirine yakın oranlarda bundan faydalanmış. Aydın'ın payı düşmüş gibi görünüyor ancak sayısal olarak baktığımızda bu oran artmış, bu rakam artmıştır. Ege bölgesi kapsamında desteklenen bilim insanı sayısı 5 kat artış göstermiştir. Değerli konuklar, sunumunu yapmak üzere Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tülin Karagenci sahneye davet ediyorum. Melike Hanım TÜBİTAK'tan aradığı zaman acaba ben gerçekten bu konuşmacı mıyım diye düşündüm ama daha sonra Melike Hanım'a anlatsanız iyi olur dediler.
O yüzden buradayım. Gönderilen mail dedi, bana 7 tane soruya cevap verirseniz sevdiğiniz şey vardı açıklaması. O nedenle ben soru soru gitmeyi tercih edeceğim. Evet, ilk soru, proje yapmayı neden gerektirdiniz? Herhalde buradaki çoğunluğun, bu bizim mesleğimiz, eğer biz öğretim üyesiysek eğitim kadar proje de yapmamız gerekiyor. Düşünerek, asli görevim olarak düşündüğüm için proje yapmam gerekiyor. Hem ulusal hem uluslararası projeler getirmek zorundayım diye düşündüğüm bir alan. Ve bu şekilde de ülkeme faydalı olabileceğine inanıyorum. Hem de işte almış olduğum bursun kat be kat ödemek şartıyla. Bir müddet sonra bunu yaptıktan sonra, projelerde yer aldıktan sonra bu sizin bir yaşam biçim haline geliyor. Zevk almaya başlıyorsunuz ve bir müddet sonra devlet size hobilerinizi için para ödemeye başlıyor düşünüyorsunuz. Yani siz zevk alıyorsunuz bu işten, karşılığında da para ödemek. Ben emek harcanırsa yemek olacağını düşünenlerden biriyim. O yüzden emeklerin hiçbir zaman boşa gitmediğini düşünüyorum. Yani belki bugün çıkmıyor, bunun karşılığını bugün almıyorsunuz ama yarın bir şekilde bunun ödemesi yapılıyormuş gibi geliyor. Ve çok çalışmak gerekiyor. Ben hani arkadaşlarım bana çok çalışıyor falan diyorlar ama Avrupa Birliği'nde ya da şimdiye kadar beraber çalıştığım partnerlerin çalışma seviyelerine baktığımda, çalışma saatlerine baktığımda, ürettiklerine baktığımda ben kendimi çok çalışma sınıfına koyamıyorum. Yani bir disiplinleri var, yaptıkları işin saygıları var, uzun saat çalışıyorlar, hafta sonu çalışıyorlarken işte arada bir eğlenmeyi de olabilir düşünmesi. Ama karşılaştırma yaptığında biz çok çalışmıyoruz. O şey çıkıyor, sonucu ortaya çıkıyor. Ben 9-5 çalışıyorum dediğimde Fransa'daki partnerim bana çok az çalışıyorsunuz dedi. Biraz sistem orası, oldu tabii ki. Tabii bütün bunları yaparken teşekkür etmek istediğim, yani bana da bu fırsatı verdiğiniz için lütfen teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bütün projeleri yürütürken adli yönetimi hiçbir şekilde bunu yapamayız, bu böyle olmaz. Hani ilk geldiğimde hiçbir şeyin bilinmedi, kaderi, muhabbetin olmadığı ama bunu yürütülebilsin diye herkes elinden geleni yaptı. Hadi bak personeli yine öyle sorunları çözebilmek adına oldukça yardımcılar. Yine veteriner fakültesi dekanları bütün sorumlulukları üstlerine alarak bazı olmaması gereken yollardan bize bu projelerin yürütmesini sağladılar. İşinde Hasan Hocam da var burada. Teşekkür ederim. Ayrıca Parasitoloji Anabilim Dalı, Anabilim Dalı Başkanım Hasan Hocam ve diğer arkadaşların yardımlarıyla. Bu bir ekip işi. Yani tek başına insanın bir şey yapması mümkün değil. Ekip gerekiyor. Aynı şekilde düşünen, aynı hedefleri olan insanların bir araya gelmesi ve sinerjinin olması gerekiyor. Öyle bir yere ulaşabildiğini düşünüyorum. Ve son olarak TÜBİTAK'a da çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Yani her başını sıkıştığınızda telefon edebiliyorsunuz. Aynı yumuşak ses tonuyla hiç bıkmadan size defalarca, belki de aynı şeyi defalarca sorduğunuz için çekinmeden cevap verebiliyorlar ve şimdiye kadar çok şükür sorumuzu devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.